21'e 5 kala diyeceğim. Artık bu ben saatleri geri saymaya başladım neredeyse. Bu sabaha bizimle başlayın, güzel başlayın, sağlıkla başlayın. Tam 750 bölümdür yaklaşık. Tam sayamadım ama galiba öyle. Diyoruz ki kendine iyi bak. Kendine iyi bakın temeli aslında nereden geliyor? Kendine, bedenine iyi bak. Etrafının farkında ol. Farkında olduklarının farkında ol. Kendini sev. Şimdi kendini seven insanlara şöyle bakıyorum etrafımda. Yıllardır kendilerine duymuş oldukları öz saygıyla birlikte. Hala ben tanıyalı kaç yıl oldu kendisini bilmiyorum ama az sonra göreceksiniz. Hala dimdik. Çok yakışıklı, çok üretken. Sanatçı ve yapmış olduğu işin hakkını her dalda, yapmış olduğu her projede ortaya koyan benim çok sevgili arkadaşım, benim okul abim, konservatuvardan hatta İzmir Devlet Opera Balesi'nden daha Burcu. Sonrasında Tansu Atatürk efendim bugünün konuğu. Merhaba, Tancım. Merhaba herkese. Selamlar Ebru'cum. Çok ya. Teşekkür ediyorum. Sen ama çok zarif çünkü çok güzelsin. Sen geliyorsun. Eskisi gibi. Bak sen geliyorsun diye. Böyle. Harikasın. Balerin olmuşsun. Balerin ol. Ya bu bizim ruhumuza işliyor. Bak sen de böyle yani şöyle duran bir adam. Yani bu böyle bir şey. Ruhumuza işleyen bir şey. Ya onunla büyüdük çünkü. Onunla alıştık. Yani çok ufak yaştan itibaren. Hayat şeyine de dökülüyor aslında. Hayat evet. Formuna da dökülüyor tabii. Kesinlikle öyle. Bunu hep söylerim biliyorsun. Sen şimdi biz ortaokula başladığımızda sen artık böyle Tansu Atatürk olmuş. Ankara'da dans ediyorsun ve duyuluyor bir prens var. Acayip iyi bir dansçı. Kendisi biliyorsunuz ünlü balet, dans eğitmeni, oyuncu. Birçok projede şu an aktif olarak görev alıyor. Ve en son İstanbul Opera Balesi'nde çok büyük eserlere imza atıyorsun şu Troya'yı anda. Troya'yı yaptık. Müthiş bir eserdi. Murat Karahan var. Evet. Yani uluslararası tenorumuz. Hep beraberdik orada. Sonra da Bolşoy'a davet aldık. O muazzam biliyorsun. Müthiş bir şey. Yani duydum gelemedim çok üzüldüm. Mabedi orası. Rus seyircisine. Yani biz çok etkilendik tabii. Yani biz seyirciden çok etkilendik. Çünkü öylesine alkışladılar değil ki. Değil mi? Bir de öyle zamanlarda giriyorlar ki alkışa. Yani belli ki bu işi. Biliyorlar değil mi? Biliyorlar. Yani bir, saygı duyuyorlar. O bile önemli bir şeydir değil mi? Seyircinin seyretmeyi bilmesi. Yani aslında sanatın oluşabilmesi için birçok parametre var sende bildiğin gibi. Şimdi tabii ben çok hevesliyim. Şimdi 2021 oluyoruz. Evet. Artık bundan sonra yeni sürprizimiz Atatürk Kültür Merkezimiz açılıyor. Ay harika. Atatürk Kültür Merkezi Türkiye için çok değerli bir yer olacak. Biliyorsun Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni'de açıldı binası. Evet. Onlar için de çok değerli, bizim için çok değerliydi. Atatürk Kültür Merkezi zannediyorum yeni eserlerle artık İstanbul seyircisiyle buluşmaya başlayacak. Ay buluşsun lütfen. Biz de oradayız, herkesi bekliyoruz. Harika olacak. ben de çok büyük destekçinizim. Zaten hani böyle biz kopamıyoruz aslında bu işten, asla, bu meslekten. Asla. Yani yıllarımızı verdiğimiz için. Neyse dönecek olursam tam dans ediyor ve sonra tam bir gün okula geliyor. Allah biz böyle Tansu Atatürk okula gelecek işte müthiş bir dansçı ve kendisi Paris'ten teklif, evet, aldın o zaman. Evet, Fransız Devlet Balesi'ndeydim. Fransız Devlet Balesi'ne giren... gidecektim. Gidecektim. Tam o zamanlar gidecektim. Kontratımı aldım. Evet. İkinci dönemini yani üniversite son biliyorsun 10 yıllık eğitim görüyoruz konservatuvarda. Evet. Son yarı dönemi artık o kadroyla geçirdim. Nasıl bir heyecan? Ya çok havalıydık bir değil kere mi o dönemde. Yani evet. Çünkü şimdi dansçılar çok çok iyi biliyorsun. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nın dansçıları hepimiz çok iyi. Hepsi çok iyiydi. Dolayısıyla o heyecanla... İzmir de iyiydi. İzmir zaten harika. Yani şu anda da İzmir çok iyi üretiyor. İzmir, İstanbul, Ankara. Yani çok değerli dansçılar yetişti aslında. Çok, çok. Konservatuvarlar bizim göz, evet, bebeğimiz. Kesinlikle göz öyle. Göz bebeğimiz konservatuvarlar. Yani evet, daha da büyütülmeli. Ve sen nasıl emek verdin bu baleye, sanata? Çocuk yaşta açtın o okulları, Türkiye'ye bale sanatını öğrettin. Bu çok önemli bir şey. Yeni bir haber daha var. Bak senle paylaşayım onu. Üniversitesi konservatuvar kurdu. Karaköy'de Saint Pierre Han var. 1700'lü yıllardan, evet, kalma büyük bir bina, orayı restore ediyorlar. Dans bölümünü de içine koymaya çalışıyoruz. Bu dans bölümü tabii konservatuvarlara çok da rakip olan değil, konservatuvarlara destek olan, müthiş, bir okul olsun. Müzikallere dansçılar üretebilsin. Evet. Dolayısıyla şimdi YÖK'ten onay çıkma arifesinde. Ay harika Eylül haber. Ayında yeni dansçı adaylarını almaya başlayacağız. Çok güzel. Buna çok mutlu oluyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine bir arkadaşım işte konservatuvar sınavlarına oğlunu hatta sokmak istiyor. Yani o kadar kısıtlı öğrenci alınabiliyor ki. Yani bizim dönemimizde bile biz işte 1000 kişi başvurmuştu. Ben hatırlıyorum 11 kişi girebilmiştik okula. Evet. Ne kadar zor, ne kadar seçiliyor o öğrenciler. Çok iyi, yani bir de tabii sadece bu fiziksel seçim değil, mantal, tabii, seçim de. Çünkü challenger olmak zorunda çocuk. Mücadelesini sen biliyorsun. Bizim bir Natalie Portman, evet, ay, Black Swan diye bir film yaptı. Benjamin Mislier. Oscar'lar aldı. Biliyorsun onun koreografiydi. Sonra, evet, da evlendiler, çocukları, evet, oldu.
O aslında o film biraz da o challenge'ı, o zor engelleri gösteren bir, önemli bir film bence. Kesinlikle. Tabii çocuğun yarışmacı ruhunun da olabilmesi lazım. Çünkü öbür türlü biliyorsun çok iyi fizik ama çalışmada geç kalıyor. Ve evet. O aşamalara gelemiyor. Zor her bir şekilde, iş, bir iş çok değil. Zor bir iş. Sanatın her dalında olduğu gibi. Şimdi senin 2021 hedefin nedir diye sorsam kendin için. İki tane çocuğum var, Allah bağışlasın. Dansı seviyorlar mı? Senin hedeflerinde neler var? Ada dansı seviyor. Yani Ada müzikle ilgili zaten çok duygusal bir çocuk Ada. Yani kız çocuğu 11 yaşında şimdi. Teo boksör olmak istiyor. Ufaklık bizim 6 yaşında. Çok şeker bakar mısın? Boksör olmak istiyorsa boksör olsun yani değil olsun. Mi? Yani ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Onu da şu pandemi sonrası artık geçsin bütün bunlar. Hı-hı. Ben ümit ediyorum bu 2021'den sonra bu illet artık geçecek. Evet. Hepimiz de bir duygu olarak artık dışarıda hani kaybettiğimiz değerlerimizle de hatırlayarak yeni bir yaşam modeli oluşacak. Yani kötünün iyisi artık. Yani bundan sonra bunlara bakmak lazım. Kesinlikle. Dostluklar çok önemli olacak. Arkadaşlıklar çok önemli. Hem de. Komşuculuk çok önemli olsun. Değil mi? Eskisi daha gibi. Bunlar çok değerli olduk, bence. Duygusallaştık biraz daha. Öyle oldu tabii. Çünkü alışmıştık aslında birbirimize. Hem birbirimizle yapamıyorduk hem birbirimizsiz yapamaz hale gelmiştik. Yani böyle olmamalı. Evet. İnsan insanı sevmeli. Kesinlikle öyle. ben de bir takım hedefler koydum kendime. Hatta programımızda paylaştım. Bakalım sen benim 2021 hedefimi nasıl bulacaksın efendim? İzleyelim. 2021 hedeflerim arasında tekrar bir baleye başlamak var. Ay harika bir haber. Evet, sen de başlamak ister misin? Ben de isterim. Seni de çalıştırayım ufak ufak bale. Sence? Her kadın yapabilir bence. Süper o zaman. Herkes tamam. Yapabilir. Önemli başlayalım. Olan o koordinasyonu sağlamak Meltem abla. O müzikle, vücutla ve sayarak o ahengin içinde olabilmek kadar güzel bir şey, bir duygu yok. İşte hem ruha hem bedene iyi gelen bir egzersiz aslında bale. Hem de göze tabii. Hani ben bale yaparken nasıl gözükürüm bilmiyorum ama. Ay yani öyle bir şimdi kendini tabii tütülerle böyle parmak ucunda koşarak halletme. Hayal etme. Spor yapar gibi hallediyorum kendimi. Tabii yani o bana tutunduğunda böyle bir bar vardır burada. Böyle buradan başlar ufak pidyelerle, işte ufak hareketlerle bacaklarını, kollarını, bedenini böyle böyle çalıştırarak. Ay böyle ne kadar güzel. Yapar. Tamam, baleye başlayalım. Ebru, ben senin yaptığın şey o kadar değerli ki bak sen şu anda çok izlenen bir televizyon programında. Çok şükür. Yıllardır aslında televizyonun içindesin ve senin gibi insanların bu mesleği anlatabiliyor olması daha da bilinçlendirmesi insana ne kadar değerli. Değil mi? Çok şimdi, teşekkür ederiz. Ay, yani tüm bale camiası adına ya gerçekten buradan harikasın. Buradan çok sevgiler. Ben şimdi o ter akıtan bütün arkadaşlarım hala dans eden, sahne önünde arkasında artık dans edemeyen ama rejide, koreografide, birçok işte repetitörlükte, birçok alanda sahne çünkü gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Ve bütün bu izlediğimiz sizin bir saatlik eserleri sahneye koyabilmek için çok büyük bir ekip çalışıyor. Şimdi onları düşünce benim hep böyle gözlerim doluyor. Bir sorma. De son dönemde bale işte o ünlü modellerin podyuma çıkarken egzersiz için vücutlarını iyi tutmak için edindikleri bir spor dalı diyeceğim ama yani. Bale bir anahtar zaten sen de çok iyi biliyorsun. Yani bu sadece bale yapanların değil buz pateniyle uğraşanların, jimnastik yapanların, matematikçilerin, avukatların aslında hepsi herkesin kullandığı bir anahtar dünyada. Kesinlikle. Bunun değeri o bakımdan çok değerli. Bunun eğitiminin değeri çok değerli. Başlanır mı yani? 40 yaşında baleye başlanır mı? Şimdi bir okulumuzda bir sürpriz yapmışlar bana. Yetişkin balesi almışlar. Kızlı erkekli ama nasıl kalabalık içerisinde. Bu hemen pandemiden önceydi. Evet. Tan hocam öğrencilerimiz sizi çok görmek istiyorlar falan gelir misiniz? Ben de zaten program yapıyorum yıllık. Hangi okula gideceksek ona göre programımı yapıyorum. Ataşehir'e açtım kapıyı. Hepsi çok heyecanlı. En küçüğü 30 yaşında. Ya inanmıyorum. Yani erkekli kızlı. Ne o bale yapacağız. Ve nasıl mutlular orada bir anlatamam sana. Çok anlatamam. Güzel. O duyguyu buluyorlar. Şu an izlediğimiz sen misin bu arada? Bak sevgili Hülya Aksu'larla beraber eski Atatürk Kültür Merkezi'nde bu Bah Air benim koreografimde bir eserdi. Tabii Hülya'yla dans etmek de müthiş bir duygu. Çok olağanüstü bir diva. Dolayısıyla çok sevgiler selamlar gönderiyoruz buradan. Yad ediyoruz o zamanları böyle baktıkça. Çok güzel yani çok güzel bir dönem ve de çok şanslısın Tan. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında dünya sahnelerinde dans eden bir dansçı olabildin. Barış Nikov şimdi seni benzetiyorlar mı bilmiyorum yani tekrar dönünce dünyanın en ünlü dansçılarından biri. Benim idolüm zaten. İdolün değil mi? Barış benzetirler Nikov. Miydi seni dans ederken? Barış Nikov'la tabii proporsiyon farkımız var. Azıcık avantajlısın galiba. Barış Nikov Nuriyev'ten sonra dünyada bu işin zevkini, keyfini ortaya koyan insan olarak ortaya çıktı. Olağanüstü bir yetenek. Ben de kendimi çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü
bu mesleği meslekle tanınmış olmak da çok zor aslında. Kesinlikle. Ve bunun için de özel bir çabam da olmadı. Fakat hayat beni o tarafa doğru akıttı. Ve böyle hatta rahmetli Fikret Otyam'la beraber Adıyaman'daydık. Çocuklara sordu. Atan abi, ünlü balet Tan abi falan diyorlar. Fikret Otyam dedi ki adı ne onun dediler. Ünlü balet. Bakar mısın? Soyadı ne? Tansu Atürk. Yani adımı ünlü balet zannediyor çocuklar. Ya müthiş çocuklar. Bir şey bu. Ay tüylerim dikenleri ne müthiş. Kadar güzel bir şey. Bu algıyı yaratabilmek. Yunanistan'da da aynı şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de aynı şekilde. Ben de artık o sorumlulukla hareket eder Tabii. hale geldim. Bu çok değerli bir şey. Çünkü ne kadar yayarsak, ne kadar bilinçlendirirsek Tabii. insanları. Kaç dansçı Türkiye'ye yetiştirdin? Bizim Tansu Atürk Akademiler herhalde 20 binin üzerine mezun vermiş. Müthiş bir şey. Peki onlar gerçekten şu anda aktif. Mesela konservatuvar sınavlarına girdiler mi? Bir yerlerde dans ediyorlar mı? Şimdi bizim okullarımız kurs programı. Haftada 2 saat evet. eğitim veriyorsun. Dolayısıyla onların dansçı olarak ortaya çıkmasını sağlamaz bu. Tabii. Ama buradaki yetenekli çocukları ya bizim devlet konservatuvarlarına ya mesela Bolşoy Bale Akademisi'ne, Berlin'e, oralara gönderdik. Hep oralardalar. Ne kadar güzel. Peki disiplin ne kadar önemli sence bir meslekte? Bence iki şey çok önemli biliyor musun? Bir tanesi disiplin. Diğeri sevgi. Evet. İkisini tutturduğun zaman çocukla diyalog kurmaya başlıyorsun. Evet. Bu ikisinden birisinin ayağı eksik olmaya başlayınca çocuk o kadar samimi ve gerçek ki senden uzaklaşmaya başlıyor. Çok doğru. Hocaların aslında mahareti o ikisini tutturabilme yetisi. Aynen öyle. Çünkü çok zor bir şey gerçekten. Şimdi ben Ruslarla çok değerli Türk hocalarımızla da tabii ki yetiştik ama Rusların o zaman bize yüklemiş olduğu o ağır disiplin hayatım boyunca beni bugün ne yapıyorsam oraya getirdi derim ben her zaman. Şimdi ben tabii eski arkadaşı olduğumuz için seni sürekli takip ediyorum. Özellikle şimdi sosyal medya o kadar çok mutluyuz, değil mi? Paylaş. Yani hemen sana da mesaj atıyorum değil mi? O ayaklar ne öyle? Evet. Düzgün ayaklar, gerilmiş ayaklar. Ya işte tabii yani o bunu aldığın zaman aslında hayattaki bir takım başarıların başarılara kavuşmak zor değil bence. Zor değil. Şimdi sen de bilirsin bu hikayeyi. Margot Fonteyn'in son işte premierine çıkacak artık 67-70 yaşında çıkıp böyle bir şey yapacak. Dans ederken bir genç dansçı yanına girip şöyle dirseğine ufacık dokunmuş. Demiş ki çok acayip bir şey hissettim. Bunu bugüne kadar hiç hissetmemiştim. Yani bu işte, her gün yeniden. Her gün yeniden evet. ve her gün yeniden keşfetmek. 2021'de de her şeyi yeniden keşfedeceksin inşallah kendi adına. Şimdi yeni yıl dileklerin, oyunculuk, başka alanlarda projeler. Şimdi benim tabii hayatıma adadığım işim biraz önce konuştuğumuz mesleğim tabii bale. Yani bu çok değerli. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nin açılması bence bir milat olacak. Evet. Murat Karaağan'ın genel müdürümüz, Devlet Opera Balesi'nin genel müdürü. Bana göre o geniş vizyonuyla zaten uluslararası yıldız. Çok müthiş bir ses. Yeni Pavarotti deniliyor Murat Karaağan için. Onun yapacaklarıyla beraber zannediyorum biz yeni seyircimizle buluştuğumuz anda yapılacak projeler benim. Hevesim. Çok heyecan, çok büyük heyecan. Evet. İnşallah pandemiyi geride bırakacağız. Yine öyle büyük alkışlarla, büyük geçecek. Salonlarda. Geçecek, izleyeceğiz, sanatı destekleyeceğiz. Geçecek. Her zaman bu geçecek. Peki, evde olanlara önerilerin nelerdir? Özellikle bu dönemde işte kalabalık dersler yapılamıyor. Online'da nasıl bakıyorsun? Bale eğitim ya da bu tarz disiplinler nasıl verilebilir? Şimdi mümkün olduğu kadar online'da bunu tutturmaya çalışıyoruz. Metod, yani bu mecbur. Yani bunu çünkü eğitim olmazsa olmaz. Hep beraber bir araya da getiremiyoruz. Şimdi yeni dönemde artık bu 2021'in herhalde Şubat ayının 15'inden sonra okullar küçük küçük açılmaya başlanacak diye düşünüyorum. Evet, bu aşıların gelmesiyle beraber. İnşallah. Aşılar geldikten sonra da o öğrencileri alacağız. Ama şu anda yapılacak en iyi iş bence bir kere takip etmek. Yani belli bir başlı sanatçıların yaptıklarını ve gösterdiklerini takip etmek. Bunun içinde en rahat yol, en pratik yol sosyal medya. Kesinlikle öyle. Bizleri takip etsinler. Bizler evet. paylaştıkça onları takip etsinler. Aynen. Hı hı. Mesela Maria Koreva diye bir kız var şimdi 19 yaşında Marinski'de. Su gibi kız. Yani inanılmaz. Ay. Uluslararası yıldız zaten. Ne yetenekler var. Maria Gözlerin Koreva. Doluyor mu izlerken? Ya şimdi o emeği bildikçe. Evet değil mi? Benim Ankara'da bir arkadaşım vardı. Bir de daha genç sanki sahnedeler artık. Daha genç sahnedeler. Tabii çok daha genç olmaya başlıyor. Teknik kapasite çok artıyor evet. çünkü. Arkadaşım vardı ya ben dedi senle beraber baleye ilgi duymaya başladım aslında ama hani o kadar da değil. Ya gel sen dedim Ankara'da Troya'nın yapımı sırasında kostüm atölyesine. Bak, işte dekor atölyesine. Ne güzel. Oradaki kundura atölyesine. Ya. O ayakkabılar tek tek nasıl yapılıyor. Ya. Oradan çıktık rejisör çalışmalarına. Oradan çıktık sahne çalışmalarına. Dedi ki
Ya Tan, galiba sizin bir eksiğiniz var. Bunları tanıtmanız lazım. Ya. Siz bu emeği gösterdikçe aslında bizler daha fazla saygı duyup merak etmeye başlayacağız. İşte bir hedefimiz daha oldu seninle. Evet. Ne dersin Tan? Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Musun? Operaların içine girip, evet, oralarda nasıl, hangi aşamadan nerelere geliyor konu? Kesinlikle. İnsanlara bunu tiyatro, bale, göstermek opera lazım. Kesinlikle öyle. Hepsinin arkasında olalım bir şekilde, olabildiğimizce. Olacağız. Harikasın. Elimizden geldiğince. İyi ki varsın. Sen de öyle. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben 2020'nin evet son gününde aslında Tan Sağatürk'leyiz. Seviniyor musun yıl bitiyor diye? Kimse bilmiyor ki. Kimse bilmiyor ki. Sağlık olsun. Nasıl bir yıldı bu? Daha iyi bir yıl gelsin bence de. İnşallah. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum ben de sana. Harikasın. Ve efendim devam.